Merhaba sevgili gençler. İşte demokrasi yazılı sorularının yeni bir formatı, yine yeni hazırlanmış yepyeni soruların çözümüyle karşınızdayız. Evet, kanalımızda 6-7 tane daha demokrasi yazılı sorusu var. Lütfen onları da izleyin ve yazılarınızda başarılı olun. Hemen başlayalım. Önce boşluk doldurma sorularımız var arkadaşlar. Birinci sorumuz, şöyle alalım klavyemizi. Hiç kimse sahip olduğu özelliklerinden dolayı ne yapılamaz arkadaşlar? Ayrım mı, baskı mı, ayrımcılık değil mi? Ayrımcılık yapılamaz. Biz buna ırkçılık deriz. İkincisi, anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve ne olduğu unutulmamalıdır. Anlaşmazlıklar doğal şeylerdir, değil mi arkadaşlar? Doğal olduğunu asla ve asla unutmamalıyız. Üçüncü sorumuz, insanlar arasındaki boşluk bırakılmış anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir. Ne arkadaşlar? Eğer karşılıklı iletişim halinde olmazsak sorunlar büyür değil mi? İletişim sorunları anlaşmazlıkların nedenlerinin başında gelir kesinlikle arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, kurallar bir toplumdan zaman içerisinde değişiklik gösterebilir mi yoksa sürekli aynı şekilde mi gider arkadaşlar? Kesinlikle değişim gösterir, değişikliğe uğrar. Değişim gösterebilir. Kurallar zamana, ihtiyaçlara göre değişik arkadaşlar. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman, evet, gelenek, görenek ve törelere uymadığımız zaman neyle karşılaşırız? Dışlanma, ayıplanma gibi şeylerle değil mi arkadaşlar? Karşılaşırız. Yukarıda ne vardır? Yaptırım, ayıplama. Ayıplama yazıyor kurallara. Ayıplama, kınama, dışlama, evet. Ayıplama, kınama ve dışlama gibi cezalarla karşılaşırız. Bunlar birer cezadır sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz bakalım neymiş? Hukuk kuralları nasıl kurallardır? Yazılı mı, yazısız mı? Yazılı kurallardır değil mi? Hukuk kuralları yazılı kurallardır sevgili gençler. Sonraki sorularımıza bakalım. Kurallara uymadığımız zaman bizlere ne uygulanır? Yaptırım deriz biz onlara değil mi? Ceza da diyebilirsiniz. Yaptırım bir cezadır. Ceza bir yaptırımdır. Bunu asla unutmayın sevgili gençler. Mesela trafik kuralına uymadığınız zaman bir ceza yersiniz. İşte bu yaptırımdır. Sonraki sorumuz, görgü kuralları, gelenekler, din kuralları ve ahlak kuralları nasıl kurallardır? İşte bunlar yazılı olmayan kurallardır değil mi? Evet, bir sonraki sorumuz çok güzel gidiyoruz. Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar bize ne verir? Trafik kurallarına uymazsak trafik polisi bize ne verir arkadaşlar? Tabii ki ceza verir değil mi? Geldik bir sonraki son sorumuz sanırım. Bireyin devleti, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları ne ile belirlenmiştir arkadaşlar? Yasa mı diyor, kural mı diyor, nelerle? Evet, yasa yazmış. Yasalarla değil mi sevgili gençler? Yasalarla belirlenmiştir. Yasalarla belirlenmiştir. Devlet ve halkın birbirlerine karşı sorumlulukları bu şekilde belirlenmiştir. Şimdi geldik eşleştirme sorusuymuş arkadaşlar. Hemen eşleştirelim. Alalım kalemimizi. Dördüncü sınıfa giden Mehmet okula gitmeyi çok seviyor. Bu eğitim hakkı nerede? Şurada. Şuraya yazalım mı arkadaşlar? Bir değil mi? Birdi. Bir. İki. Fatma teyze milletvekili seçimlerinde oy kullandı. Seçime seçilme hakkı. Fatma teyzeyi şuraya yazalım. İki. Hasta olan Hakan hastanede tedavi oluyor. Bu ne hakkı olabilir? Sağlık hakkı değil mi? Üç. Arda ve Berk bahçede top oynuyorlar. Oynama hakkı mı? Evet, varmış çocukların. Oyun oynama hakkı vardır biliyorsunuz. 4. Nil Hanım otobüsle Bolu'dan Bartın'a seyahat ediyor. Seyahat hakkı. İfade. Ulaşım hakkı. Evet. 4 müydü? Bu 5 değil mi Nil Hanım? Evet. Nil Hanım seyahat ve ulaşım hakkını kullanmış. Aynı düşüncede olmasak bile herkes istediğini söyleme hakkına sahiptir değil mi? Fikirleri özgür ifade etme düşüncemiz vardır özgürce. İşte 6 ifade ve düşünce özgürlüğü. Son ve 7. Herkes istediği dine inanmakla özgürdür. Vicdan ve
din özgürlüğü olarak hemen yazdık, yediği din ve vicdan özgürlüğü. Bir daha bakalım şöyle bir arkadaşlar eşleştirmemize hemen geçiyoruz. Doğru yanlış sorularımız. Sorunlarımıza barışçıl hukuki yönden çözüm aramak için mahkemelere başvururuz. Evet arkadaşlar doğru, mahkemelere başvururuz. Barışçıl ve hukuki yönde. Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış mıdır? Evet sevgili gençler doğru. Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi eğitim hakkını kullanıyor diyor. Hayır arkadaşlar, seçme ve seçilme hakkını kullanıyor. Eğitim hakkı değil, yani yanlış. 4. Yasalar önünde eşitliği sağlamak. Devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biridir. Devletin görevi mi? Yasalar önünde eşitliği sağlamak. Evet, devletin görevidir. O halde doğru 5. Birlikte yaşanan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları var mıdır arkadaşlar? Kesinlikle birbirimize karşı sorumluluklarımız vardır. Doğru. Bir sonraki sorumuz. Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur diyor. Çok yanlış. Yoksa uzlaşı olmaz. Yanlış arkadaşlar. Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır. Evet, demokrasiyle yaşıyor isek şiddetten uzak, barış içinde olmalıyız. Doğru. 8. Bir kişinin duygusal olarak kendisini başkasının yerine koymasına ne denir? Empati. Evet, bu da doğru. 9. 18 yaşının altındaki herkes çocuk sayılır. Evet, eğer 18 yaşının altındaysanız siz çocuksunuz diyorlar hala. Yasalarla bu belirlenmiştir. 10. Anlaşmazlıkların çözülebilmesi için uzlaşı sürecinde insanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmamalıyız diyor arkadaşlar. Olmamalıyız diyor. Kesinlikle yanlış. Eğer anlaşmazlıkları çözmek istiyorsan saygılı olmalısın. Yanlış. Geçelim test sorularımıza. Bakalım bizden ne istiyor? Birinci soru. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Suç işleme, cezalandırmak, barışı sağlamak, çocukları korunmasını sağlamak, dünya çocuklarını koruma altına almak. Evet, bütün dünya çocuklarını koruma altına almak doğru cevabımız olacak sevgili gençler. 2. İnsanlar yaşamları boyunca eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ihtiyaçları karşılayan kurumdur? Evet, bizim eğitim, sağlık ve güvenlik konusundaki düzenlemeleri yapan kimdir? Devlet Sivil Toplum Tema Türk Eğitim Vakfı. Kim yapıyor bunları sevgili gençler? Elbette ki devlet yapıyor. Özür. Üçüncü sorumuza geçtik. İnsanların düşüncelerine saygılı olmalıyız. Düşüncelere katılmasak bile onların düşüncelerinden dolayı yargılayamayız. Kendi düşüncelerimizi ve düzgün bir biçimde ifade etmeliyiz. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Dikkat edelim. Kendi düşüncelerimizi zorla kabul ettirmek. Kesinlikle buna değinilmemiş. Başkalarının düşüncelerine saygılı olmak. Evet. Kendimizi özgürce ifade etmek. Evet. İnsanları yargılamamak. Evet. Ama A seçeneği kesinlikle yok. Hangisi yazılı kurallara örnektir? Konuşan kişinin sözünün kesilmemesi. Hayır. 18 yaşında oy kullanmak. Evet arkadaşlar, bu yasalarla belirlendiği için yazılı kurallara örnektir. Yerlere çöp atmak. Hayır. Atılmaması hayır. Büyüklere saygılı olmak. Hayır. Bunlar yazılı olmayan kurallardır. Görgü kurallarıdır. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atasözüyle ne anlatılmak istenmiş olabilir? İşbirliği ve dayanışma arkadaşlar. Çalışmanın önemi. Hayır. Sorumluluk almak. Hayır. İşbirliğin ve dayanışmanın önemi. Evet. Tek kişinin başarılı olduğu. Hayır. İşbirliği ve dayanışma. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atasözünü çok iyi ifade ediyor. Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir? Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasına biz ne diyoruz? Dayanışma mı, anlayış mı, güven mi, uzlaşı mı arkadaşlar, hangisini diyoruz? Anlaşmazlıklar giderildiyse uzlaşı değil mi? Doğru cevap A. 7. Aşağıda verilen ifadelerin hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumun belirtilmesi hangi duruma belirtmektedir diyor. Bakalım toplumsal uyum artar ne diyor? Kurallara uyulmadığında hayır bu olmaz. Herkes haklarını özgürce kullanabilir. Hayır. Herkes hak ve özgürlüklerimize zarar görebilir. Evet bu var. Toplumda huzursuzluk çıkar var.
3 ve 4 sevgili gençler. Eğer kurallara uyulmadığı zaman 3 ve 4 ortaya çıkar. 3 ve 4 varmış, pardon, yok diyecektim neredeyse. Doğru cevap D, 3 ve 4 ortaya çıkar. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara uymadığımızda karşılaşacağımız yaptırımlardan birisi değildir? Evet, yazılı kurallara uymadığımız zaman hapis cezasında karşılaşır mıyız? Evet. Para cezası alır mıyız? Evet. Tutuklanır mıyız? Evet. Kınama ve dışlanma yazılı olmayan kurallarda karşılaşacağımız ceza türüdür arkadaşlar. Yazılı kurallarda değil. Dokuzuncu sorumuz. Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir sevgili gençler? Anlaşma, eşitlik, sorumluluk, farklılık. Tabii ki yasalar karşısında ayrım olmamasına eşitlik denir. Geçelim 10. sorumuza. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklarımızdan değildir diyor. Bakalım neymiş? Birlikte yaşama bağlı olarak vatandaşların sadece devlete karşı değil, diğer yurttaşlara karşı da sorumlulukları vardır. Hangisi bu sorumluluklarımızdan değildir bakalım? Yolda giderken bir kaza gördüğümüzde ambulans aramak. Bu bir sorumluluğumuzdur beraber yaşıyorsak. Evet, A var. Yolda yaralı bir olduğunda gördüğümüzde gelip yolumuza görmezden gelip diyor. Yolumuza devam etmek. Hayır, kesinlikle olmaz arkadaşlar. Birlikte yaşıyor isek kesinlikle ambulansa haber vermeliyiz. Bu bir sorumsuzluktur tam tersi. Orman yangını gördüğümüzde itfaiyeyi aramak kesinlikle. Kalabalık bir yerde sahipsiz çanta gördüğümüzde polise bildirmek, polise teslim etmek. Evet, bu da bir sorumluluk örneğidir sevgili gençler. Geçelim bir sonraki sorumuza. 11. Bu olayda Hazreti Muhammed ne yapmıştır diyor. Kabe'nin inşaatı bitmiş. Sıra Hacerül Esved taşının yerleştirilmesine gelmişti. Kabile temsilcileri bu taşı kimin yerleştireceği konusunda ne yapıyorlarmış? Anlaşmazlık yazıyorlarmış. Hazreti Muhammed danıştı. Hazreti Muhammed'e danıştılar. O da bir örtüyü yere serdi. Hacerül Esved'i örtüsünün ortasına yerleştirdi. Kabile ne yapmış bakalım? Temsilcilerinin örtüyü tutmalarını istedi. Böylece mübarek taşı yerine koyma onuru bütün kabileye ait olmuştur. Evet, herkes beraber taşıdığı için taşı bir uzlaşıya varmış. Bakalım hoşgörü, uzlaşı, empati, sorunu görmezden gelme. Hayır arkadaşlar, Hazreti Muhammed herkesin bir de taşı taşımasını sağlayarak bir uzlaşı sağlamış. 12. Hukukun üstünlüğü ne demektir? Herkesin tabii ki eşit olması. Kurallar insanlara ceza vermelidir. Hukuk kuralları bazen uyulmayabilir. Hem bireylerin hem devletin yasalara uyması, devletin koyduğu yasalara sadece fakirler uymalıdır. Hayır. Hem birey hem devlet uyduğu zaman yasa üstünlüğü ortaya çıkmış olur arkadaşlar. B. 13. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi mülteci ifade eder? Bakalım mülteci kimmiş? Eğitim için Ankara'ya giden Nikol, hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a giden Salih, yaz tatilinde Endonezya'ya giden Anthony, ülkesinde iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Yaser. Tabii ki burada mülteci olan Yaser. Mesela Suriyeliler ülkemize sığınmış savaş yüzünde. Bunlar mültecidir arkadaşlar. 14. Kurallar olmasa aşağıdaki verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Toplumda kargaşa beklenir. Haklarımız çiğnenir. Evet, bu da bekleriz. Adalet, eşitlik daha kolay sağlanır. Hayır, bunu kesinlikle bekleyemeyiz. Yaşamak daha zor hale gelir. Evet, bunlar beklenir. Ama bir yerde kurallar yoksa adalet ve eşitlik olmaz. Evet sevgili gençler, son soruya geldik. Sizden ricamız, lütfen kanalımıza abone olun ki yeni yazılı sorular sizlere gelsin. Videomuza yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesi bu destekler. Olaylara yalnızca kendi açıda bakması. Hayır, bu desteklemez. Tarafların birbirine hoşgörülü olması destekler. Herkesin fikrine saygılı olunması destekler. C seçeneği kesinlikle olmaz. Yalnızca kendi açımızda bakarsak olaylar büyür. Evet, sınav burada bitti sevgili gençler. Çok güzel bir sınavdı. Bir sonraki sınavda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın.